Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız gençler? İyiyiz İyi hocam, siz hocam. nasılsınız? Ben de iyiyim gençler, sağ olun, teşekkür ederim. Şu anda sayımız 13 gözüküyor. Eksik olanlar da umarım kısa süre içinde dönüş yaparlar. En son burada miktar belirten kelimelerde kalmıştık, yani miktar belirleyicilerde. Buradan daha devam etmemiştik arkadaşlar. Sadece şöyle bir slide göstermiştim herhalde hatırladığım kadarıyla. Şimdi buradan devam edeceğiz gençler. Burada olanlar chat bölümüne alt soyadı yazsın bu arada. Yazan arkadaşlarımız var şu anda. Hazır onlar başlatmışken diğer arkadaşlara da hatırlatmak istedim. Şimdi burada much, many, a lot of, a few, a little, some ve any göreceğiz arkadaşlar. Yani bunları nerelerde kullanacağız ve hangi anlamlar ifade ediyor? Bizim için bunlar önemli olmuş olacak. Şimdi ilk başlayacağımız örnek maç gençler. Maç en alttaki notla başlayayım önce. Sayılamayan isimlerle, yani İngilizce olarak da karşılaşırsanız uncountable nouns ile birlikte kullanacağız. Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır arkadaşlar. Sayılamayan olduğunu bilmemiz gerekiyor. Örneklere de bakalım mesela. There isn't much sugar in my tea. Yani demiş ki benim çayımda, çayımın içinde hatta şeker yok. Yani burada şeker sayılamayan olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer soru da mesela, sorularda da gelebilir, olumsuzlarda da gelebilir demiştik çünkü. Is there much sugar in your tea? Yani diyor ki bize çayında bu sefer çok şeker var mı? Yani çayının içinde çok şeker var mı şeklinde de bir soru yöneltmiş oluyor bizlere. Yine bunlarla zaten bayağı bir testlerimizin içinde karşılaşacağız arkadaşlar bu ünitenin içinde. Bir diğeri many arkadaşlar. Many de maçın tam tersi. Önce alttaki notla başlayayım ben yine. Bu sefer sayılabilen isimlerle kullanacağız. Yani İngilizce olarak countable nouns olarak karşımıza çıkabilir sayılan isimlerle ilgili. Bu ise olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılabiliyor gençler. Yani kullanım tarzında bir fark yok ama tek bir farkı gördüğünüz gibi nedir? Sayılabilen ve sayılamayan olmaları, much ve many'nin arasındaki fark. Peki nasıl bir anlam verecek? Örneklerde bakalım şimdi. Demiş ki there aren't many cinemas in our city. Burada da şöyle bir olumsuz cümle karşımıza çıkmış. Bizim şehrimizde diyor çok sinema yoktur demiş. Yani fazla bir sinemanın olmadığını dile getiriyor. Sinemaları sayabiliriz değil mi? İşte kaç tane sinema varsa. Bir diğer örneğimiz ise soru olarak karşımıza gelmiş bu sefer. Are there many cinemas? Yani çok sinema var mı şeklinde soru olarak da karşımıza bu şekilde çevirmemiz gerekecek çıkarsa gençler. Yani burada tekrar şöyle kısaca toparlamak gerekirse maç gençler sayılamayan olarak karşımıza çıkacak uncountable nouns'ta. Many ise sayabildiklerimizde, yani countable nouns'ta karşımıza çıkıyor. Bir diğeri a lot of arkadaşlar. A lot of ise şöyle bir özellik taşır. Yani hem sayılamayan uncountable'larda hem de sayılabilen countable nouns'larda kullanabilirsiniz. Şöyle bir farkı var diğerlerine göre aynı zamanda. Olumlu cümlelerde kullanacağız a lot of'u. A lot of yine çok anlamı getirir. Yani very gibi, many gibi, much gibi. Anlam aslında aynı. Şimdi örnekte de şöyle bir cümle kullanılmış. There are a lot of apples. Yani birçok elma var diyor. Hatta biz bunu lots of şeklinde de çevirebiliriz aslında ama lots of çok resmi değildir arkadaşlar. Yani a lot of daha çok konuştuğumuz resmi makamlarda a lot of olarak kullanmamızda fayda var. There are a lot of apples. Birçok elma var anlamı taşıyor. Bir diğer olumlu cümle yine. There is a lot of snow outside. Yani burada da şunu söylemiş. Bakın az önce apple sayılabilen olarak hatta çoğul olarak S takısına en sona yazmış. Yani birden fazla elmanın varlığından bahsediyor ve olumlu bir cümle. Snow, kar sayılamaz arkadaşlar. Bembeyaz kar sayılamaz. Ama
Burada da uncountable örnek bu. There is a lot of snow outside. Dışarıda çok kar var şeklinde çevirebiliriz burayı da. Ama olumlu cümlelerde kullanıldığında bilmemizde fayda var. Bir diğeri if he var arkadaşlar. If he ise sayılabilen ya da countable da karşımıza çıkarsa olabilir. İkisi de sayılabilen anlamında zaten. Sayılabilen isimlerle kullanacağız. Buradaki if he'in anlamı birkaç tane gençler. Mesela örnekten de bahsedeyim. There are a few cinemas in this city. Diyor ki bu şehirde birkaç tane sinema var. Yani çok değil, a lot of'taki gibi çok değil ama birkaç tane var. Çok olmasa da. Buradaki anlam da bu gençler. Bir de burada bir parantez daha açayım. Diğerinde çünkü a little'a geçiyor. Eğer ki bazen de arkadaşlar, şuradan ben kalem de seçeyim. Burası da yine çıkabilir. Önemli bir nokta. Bazen gençler şu E harfini, yani A'yı daha doğrusu, görmeyebilirsiniz. Fiv olarak da kullanılabilir. Ama bu sefer fiv birkaç anlamı verirken fiv ise hemen hemen hiç yok anlamı verir gençler. Yani atıyorum fiv'de 10 tane sinema vardır şehrimizde. Fiv diye örnekte kullanmış olursak, yani A harfini çıkarırsanız bu sefer 10 tane değildir de atıyorum 5 tanedir, 4 tanedir veya 6 tanedir. Yani hemen hemen hiç yok gibi bir durum. Çok az yani. Onu da burada parantezde ifade etmek istedim. A little'daki durum da aynı gençler. Onu da yine A harfini daha sonra da not olarak yine düşeceğim, anlatacağım. Şimdi a little gençler sayılamayan isimlerle kullanılacak. Yani uncountable nouns ile birlikte kullanmamız gerekiyor. Şimdi örnekte de şöyle bir ifade var. Demiş ki there is a little butter on my bread. Ege'yi de bir kabul edelim gençler. Ege de katıldı. Evet, örnekte there is a little butter on my bread. Yani ekmeğimin üzerinde biraz ne varmış gençler? Tereyağı olduğunu söylüyor. Bakın zaten butter, yani tereyağı, sayılamayan olduğu için, uncountable nouns olduğu için burada a little'ı kullanmamızda bir sakınca yok. Şimdi tekrar şuraya bir parantez açalım. Şimdi A harfi yoksa bu sefer de yine az önceki if'deki gibi, nasıl A'yı kestiğimiz zaman işte 10 tane sinema yoktu, 5 tane veya 4 tane, hemen hemen hiç yok gibi azımsanacak kadar azlıktayken, buradaki anlam da aynı. A little'da yine birazcık ekmeğin üzerinde tereyağı var, sorun yok. Ama eğer ki şuradaki yine A harfi, İngilizce olarak E diyorum ben, yani buradaki A harfini çıkartmış olursanız gençler, bu sefer yine biraz var ama işte ekmeğinin üzerinde full her tarafına sürmüş bir tereyağı varken bu sefer belki yarısı kadar var. Eğer ki A harfini çıkartırsanız. Buradaki farkı da yine söylemiş olalım. Bir diğeri some arkadaşlar. Some'da ise hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanabilirsiniz. Yani hem countable hem de uncountable olarak karşımıza çıkar. Sayılabilen isimlerle birlikte kullanıldığı zaman birkaç anlamına geliyor. Sayılamayan, yani uncountable isimlerle kullanmak istediğiniz zaman ise gençler, biraz anlamına gelir. Yani buradaki kopyamız şu aslında. Sayabildiğimiz bir şey ise o zaman cümlede bize birkaç anlamı verecek. Ama sayamadığımız bir şey ise gençler, birkaç değil de biraz anlamı verecek. Şimdi örneklere de bakalım isterseniz. Birinci örnekte there are some children in front of your house. Diyor ki evinizin önünde gördüğünüz gibi children, çocuklar, in front of the prepositions'tan arkadaşlar. Yani yer yön edatlarından, zarflarından, önünde demek. Evinizin önünde çocuklar var diyeceğiz. Şimdi çocukları sayabiliyoruz değil mi? Yani 1, 2, 3, 4 şeklinde sayılabilir çocuklar. Dolayısıyla sayabildiğimiz zaman arkadaşlar countable olduğuna göre birkaç tane çocuğun olduğunu söylüyor evimizin önünde. Peki ikiye bakalım, sayılamayan gibi gözüküyor çünkü. There is some water in the bottle. Şimdi bottle şişe arkadaşlar. In yine içinde anlamında, prepositions'tan geliyor, zarflardan. Yer yön zarfları. Şimdi şişenin içinde biraz su var olacak. Çünkü buradaki arkadaşlar water uncountable, yani sayılamayan olarak karşımıza çıktığı için some'ın verdiği
bu cümledeki anlam birkaç değil de biraz olarak karşımıza çıkacak. Mesela bir diğer örneğe de bakalım. Would you like some more oranges? Evet. Burada da bize gençler yine sayılamayan olduğuna göre, yani orange juice meyve suyu arkadaşlar, portakal meyve suyu. Şimdi birazcık daha, çünkü more orada daha anlamı katar. Biraz daha portakal suyu ya da meyve suyu ister misiniz şeklinde ifade edeceğiz uncountable olduğu için. Peki son örneğe de bakalım. May I have some of your pens? Bakın burada arkadaşlar pens, yani tükenmez kalemlerden bahsedeceğiz. Şimdi kalemleri sayarız değil mi? Yani 1, 2, 3, 4 şeklinde vesaire. O zaman arkadaşlar yani birkaç tane kalemini alabilir miyim diyor. İşte kırmızı kalem vesaire, cartı curtu ya da işte farklı renkli kalemler, mavidir vesaire, tükenmez olduğu için. Yani burada kalemler sayıldığı zaman arkadaşlar sayılabilen ise birkaç, sayılamayanlar ise biraz anlamı katacak kullanılan örneklere göre. Şimdi bir diğeri any arkadaşlar. Any'nin ise şöyle bir özelliği var. Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerde kullanabilirsiniz. Fakat arkadaşlar sadece olumsuz ve soru cümlelerinde gelecek. Any her zaman karşımıza hem olumsuz cümlelerde hem de soru cümlelerinde karşılaşacağız. Mesela örnekleri burada da açıklayalım. Şimdi birinci örnekte there aren't any students in the classroom. Bakın any'nin hiç anlamına geldiğini söylemiş olalım şimdi o zaman. Yani students de öğrenciler olduğuna göre gençler, classroom zaten sınıf. Yani sınıfta hiç öğrenci yok. Bu şekilde bir anlam çıkartıyor. Peki sorularda nasıl olacak? Hemen ona da bakalım. İkinci örnekte soru var çünkü. Are there any cars in the garage? Yani garajda hiç araba var mı? Şeklinde. Yine sorularda da bu şekilde kullanacağız gençler. Ama cümleye kattığı anlama bakarsak her zaman hiç değerinde. Mesela üçüncü soruya da bakalım. Çünkü soru örneği var orada. Şimdi, have you got any money in your purse? Purse arkadaşlar cüzdan, wallet, ikisi de olur. Orada Türkçesini yazarken T'yi karıştırmışız. Yani cüzdanında hiç para var mı? Şeklinde bir anlam ifade eder arkadaşlar. Veya en alttakine de bakalım. Don't you eat any butter for breakfast? Bakın butter yine burada karşımıza çıktı, tereyağı. Kahvaltıda hiç tereyağı yemez misin? Şeklinde bir anlam ifade eder. Yani any hem olumsuz cümlelerde hem de soru cümlelerinde karşımıza geliyor gençler. Cümlede kattığı anlamda hiç demek. Onu tekrar burada ifade etmiş olalım. Şimdi how much ve how many, buradaki olay da şu gençler, yani how much yine sayılamayanlarda, daha doğrusu uncountable'larda karşılaşacağız. How many de sayılabilenlerde ya da countable'larda karşılaşacağız diyebiliriz. İkisinin de anlamı aynı arkadaşlar. Ne kadar veya işte kaç tane anlamlarına gelmekte. Şimdi hemen bakalım. How much, gördüğünüz gibi işte bir şeyin fiyatını sormak istiyorsanız örneğin. Yani how much does it cost? İşte bunun ücreti ne kadar şeklinde. Buradaki örnekler ise biraz daha farklı gibi. How much money have you got? Evet, ne kadar paran var şeklinde bir soru yöneltmiş bize. Diğer arkadaş ise we need some tea. Yani biraz çaya ihtiyacımız var diyor. How much do we need? Ne kadar çaya ihtiyacımız var şeklinde de sorusunu sormuş. Bakın burada çayı tek tek sayamayız yani şey olarak değil mi? Nedir o? Aldığımız marketten yani yaprakları bu şekilde eritilmiş ya da işte süzülmüş olanı sayamayız tek tek. Dolayısıyla how much'ı kullanmanız gerekecek arkadaşlar. How many, kaç tane anlamında. Şimdi burada da sayılabilenlerde olduğunu unutmayın arkadaşlar how many'nin. How much ise sayılamayanlarda, tekrar hatırlatayım burayı. Şimdi birinci örnekte how many cigarettes do you smoke a day? Yani bir günde ne kadar sigara içiyorsun, kaç tane sigara içiyorsun şeklinde bir soru sorulmuş. İşte bir paket, iki paket vesaire. Bir diğerinde ise how many newspapers do you read every day? Yani her gün kaç tane gazete okuyorsun şeklinde bir soru yöneltilmiş. İşte
2 tane gazete, 3 tane gazete kaç tane okuyorsa arkadaşlar haber olarak bu şekilde bunu da söylemiş olalım. Şimdi burada da alıştırmalarda birazcık hem kelimeleri tekrarlamış olacağız hem de az önceki anlattığımız miktar belirleyicileri de soruların içinde göreceğiz gençler. Hemen söz hakkı vererek şöyle başlamış olalım. Hatice ile başlayabiliriz. Hatice erken davrandı çünkü. Benim resimdeki candle yani mum. O yüzden it is a candle. Cevap A. Evet, aynen öyle gençler. It is a demiş. Daha sonra zaten şurada bize güzel bir resim verilmiş. Yani mum olduğu için de candle Hatice'nin söylediği gibi cevabımız olacak. Diğerlerini de hızlıca ben söyleyeyim. Burada iki tane B oldu. Şunu C yapalım bari. Şimdi B'de beverage, meşrubat veya içecek. İkisi de olur gençler. Burada C'ye çevirdim ben. Invitation card, davetiye kartı veya davetiye şeklinde de söyleyebilirsiniz. Guest ise misafir veya konuk. İkisi de olur arkadaşlar. Ama Hatice'nin söylediği doğru. Candle aradığımız mum olacaktır resimde. Peki hemen sırada Ceren gözüküyor. Ceren'le devam edebiliriz bu soruda. Buyur Ceren. Hocam Zehra'nın dediğinde erkek kardeşim pazar. Evet, gelecek pazar günü. Yani bir sonraki pazar günü. Üniversitede mezun evet. Oldum mu gibi bir şey soruyor. Evet, orada mezun oluyor demiş aslında. Demiş hocam. Evet, orada erkek kardeşi, orada soru işareti var ama soru işareti olmayacak arkadaşlar. Çünkü izle başlayabilirdi aslında o zaman ama soru işaretini görme. Burada hatalı olmuş, soru işareti yok. Normal bir cümle yani bu. Şimdi erkek kardeşi gelecek hafta hangi gün demiş? Sunday, yani pazar günü üniversiteden mezun oluyor. O zaman Meryem nasıl bir cevap verebilir? Hocam C diyebilir, congratulations. Evet, congratulations yani tebrikler şeklinde arkadaşlar. Çünkü üniversiteden mezun olduğunu dile getirmiş önümüzdeki pazar günü için. Peki hemen bir diğer soru. Bakın az önce anlattıklarımız burada karşımıza çıkmış. Burada Hatice ile tekrar devam edelim. Şu anda iki kişiyle devam ediyorum. Çünkü parmak kaldıranlara söz hakkı verdim. Öğretmenim, yesterday I went to the supermarket and I bought blah blah apples and blah blah sugar. Öğretmenim, şimdi ben bunlarda çok takılıyorum ama ilkine bence if. Burada mesela şöyle yardımcı olayım ben sana Hatice. Şimdi tamam, markete dün gitmiş ve satın aldığı malzemelere bak. Burada elma var değil mi? Hatta elmalar demiş. Bu sayılabilir mi? Evet, sayılabilir. O yüzden fiil. Tamam, güzel bak. Bu sayılabilir. Sugar, şeker sence? Şeker sayılamaz. O yüzden elidir olacak. Cevap tamam. Değil mi? Evet, bu da sayılamayan. Yani söylediğin doğru. Apple sayılabilenler. Sugar ise sayılamayanlara giriyor. Hangisi olduğunu söylemiştim? Ben C diye düşünüyorum öğretmenim. Evet, C şıkkı bence de doğru. Çünkü few apples, yani I bought few apples. Orada birazcık elma aldığını söylüyor arkadaşlar. Yani birkaç tane daha doğrusu, olumlu bir cümle. Sugar ise sayılamayan olarak, uncountable olarak söyledi Hatice. O zaman a little, yani birazcık da ne almış gençler? Şeker satın almış. O zaman şöyle C'yi de bu arada işaretlemiş olalım. Peki bir diğer soru. Hemen bakalım şu anda Ceren'de miyiz? Ecem var şu anda. Ecem buyur. Evet hocam. Mehmet, would you like to some cookies? Can, no thanks. Bakıyorum. Cookies kurabiyeler bu arada. Evet hocam. Hocam D bence. Evet, burada bence de D gibi çünkü A şıkkında susamadığını dile getirmiş. B şıkkında haklısın, yani that's right, doğrudur şeklinde bir ifade kullanmış. C şıkkında that's a great idea, harika bir fikir diyor. D şıkkında ise I am full, yani tok olduğunu, aç olmadığını dile getirmiş. Burada da söylediğin doğru, biraz kurabiye ister misin demiş. Hayır, teşekkürler, I am full, yani ben tokum şeklinde bir cümle kullanmış olduk arkadaşlar.
Peki hemen sıradan devam edelim. Bakalım şu an Ceren gözüküyor. Ceren buyur. Hocam orada Cadılar Bayramı ya da kostüm partisi gibi bir şey göstermiş. Evet, hocam aşkı doğum günü partisi değil, pijama partisi değil. Hocam wedding ne demekti? Wedding düğün, düğün partisi. Hocam düğün partisi değil, hocam kıyafet partisi gibi bir şey. Evet, aynen öyle, süper. Fancy dress party, yani burada kostüm partisi olmuş arkadaşlar. Diğer çevirdiklerin doğruydu zaten. D şıkkı da cevap olarak karşımıza çıktı. Peki hemen sıradan bakalım. Şu anda Hatice ile tekrar başlayalım. Buyur Hatice. Blah blah, do you need for the party? What do you need for the party? Parti için neye ihtiyacın var? Evet, çok güzel, süper, harika. Yani parti için neye ihtiyacı var, neler lazım, bunu sormuş arkadaşlar. Bir şıkkı doğruydu. Hemen yine sıradan devam edeyim. Buyur Ecem, seninle devam edelim. Evet hocam. Can I have my birthday party at home? Mom bir şey diyor işte. I'm great, thanks. Hocam, aynen öyle, çünkü sana erkek oğlunun olduğunu söyler, yani oğlan olduğu. Annesiyle çocuğu konuşuyor, erkek çocuğu. Şimdi çocuğun şöyle bir isteği var. Can I have my birthday party at home? Yani evde doğum günü partimi yapabilir miyim demiş, annesinden izin almaya çalışıyor. Daha sonra annesinin bir şey söyledikten sonra çocuğun son cevabı harika, teşekkürler diye bitmiş. Demek ki annesi izin vermiş gençler. O zaman sure you can, yani tabii veya elbette, ikisi de olur. Tabii yapabilirsin, kutlayabilirsin şeklinde ifade etmiş. Peki hemen sıradan yine devam edelim. Şu anda Ceren'deyiz. Buyur Ceren. Hocam cevap olarak thank you very much demiş. Teşekkür ederim demiş. Çok teşekkür ederim demiş. Hocam orada bir de pastörs dediği için bence doğum günü oluyor. Evet, hocam bakalım. Benim de değil. Evet, hemen bakıyorum şu an. Aşkında zaten ne zaman demiş. Dolayısıyla A değil. B'de ise çikolatalı pasta ister misin demiş. Orada zaten çoktan gelmiş ve üflüyor zaten. Artık kutlanıyor arkadaşlar. C şıkkında ise partileri sevmem demiş. Bu da uygun değil gibi. Zaten orada mumları üflüyor gördüğümüz gibi. D şıkkında happy birthday to you. Yani iyi ki doğdun demiş. Dolayısıyla mutlu yıllar sana diyor. Yani iyi doğumlar şeklinde. O zaman happy birthday to you bence de en uygun bir cevap. Devamlı ise thank you very much. O da çok teşekkür ederim şeklinde cümlesini tamamlamış. Yani iyi ki doğdun şeklinde olanı işaretleyebiliriz gençler. Peki burada Hatice ile devam edelim. Buyur Hatice. Hamza diyor ki it's really hot today. Bugün gerçekten çok sıcak. Ali diyor ki would you like to drink something? Bir şeyler içmek ister misin diyor. Hamza diyor ki blah blah, I'm really thirsty. Ben gerçekten susadım diyor. O yüzden kabul etmeli. C ve B yeledik. Cevap A öğretmenim. Sure I did love to. Evet, sure I would love to. Süper, harika. Yani tabii ki de isterim diyor. Çünkü Hatice'nin dediği doğru. Burada gerçekten de susadığını söylediği için kesinlikle kabul edecek gençler. Peki hemen sıradan devam edeyim. Ecem buyur. Sıra sende gözüküyor. Evet hocam. If you want to organize a great birthday party, you should first... Evet, orada partisini organize hocam, etmek istiyorsa önce ne yapmalı sence? Decorate the place. Evet, aynen öyle. Yani orada place yer demek. Partiyi yapacağı, yani doğum günü partisini yapacağı yeri süslese ilk önce daha güzel olur gibi diğer şıklara göre. Peki hemen sıradan yine devam edeyim. Şu anda Ceren'deyiz. Buyur Ceren. Hocam Muhammed, I am very bored. Yani çok sıkıldım demiş. Let's watch a horror movie. Korku filmi, hadi korku filmi izleyelim demiş. Süleyman da I don't like horror movies demiş. Ben korku filmleri sevmem. Hocam o yüzden istemeyecek. Olumsuz bir cevap verdiği için. Bence hocam Bursa.
Evet, aynen öyle. That's not a good idea. Yani iyi bir fikir değil demiş. Çünkü şurada kabul etmediğini, yani sevmediğini söylüyor arkadaşlar. Peki Hatice'deyiz şu anda. Buyur Hatice, seninle devam edelim. Erdem bir şey diyor. Sonra Ahmet de diyor ki, why don't you drink some lemonade? Biraz limonata neden içmiyoruz diyor. O yüzden cevap ve I'm thirsty, ben susadım. Evet, aynen öyle arkadaşlar. Susadığı için birazcık neden limonata içmesin şeklinde bir soru yöneltmiş Ahmet. Peki hemen sıradan tekrar devam edeyim. Ecem buyur, sıra sende gözüküyor. Evet hocam. Hocam ekran, tamam geldi. Tamam. Where are having a fancy dress party tonight? Would you like to join us? Ahmet, I'm going to visit my grandparents. C hocam. Evet, aynen öyle. Burada kostüm partisi düzenleniyormuş bu gece. Katılmak ister misiniz? Ahmet ise boşluktan sonra I am going to visit my grandparents, yani anneannesi ve dedesini ziyaret edecek. Yani katılmak isterdim ama gelemem şeklinde olacak. Yani C şıkkı doğruydu. Peki şu anda kimde kaldık? En son kim çözmüştü? Ecem mi çözdü? Şu an Ceren'de gibiyiz herhalde. Buyur Ceren. Hocam bazı balonlara ihtiyacım var demiş. The room for the party, odada parti yapmak için gibi bir şey demiş galiba. Hocam B olabilir. Evet, aynen öyle. Yani biraz balona ihtiyacı olduğunu söylemiş. Nedeni de arkadaşlar parti için odayı süslemesi için bunlara gerek duyduğunu söylüyor. Yani decorate bence de güzel bir cevap. Peki şu anda Hatice'deyiz. Buyur Hatice, hangisi yanlıştır diyor. A birthday party diyor. Evet doğru, orada doğum günü kutluyorlar. B pijama party. Pijama partisi. Evet sanırım pijama partisi. C'de Halloween party. Cadılar partisi. Öğretmen orayı tam göremem ama D'de wedding party, düğün diyor. D doğru, o yüzden cevap C diye düşünüyorum. Evet aynen öyle. Burada cap'leri atıyorlar, yani mezun olmuşlar. Burası graduation party olacaktı. O da cadılar bayramı demiş. Yani yanlış yapmış gençler. C şıkkı burada yanlış olan cevapta. Peki hemen sıradan devam edelim. Şu anda Nehir de katılmış. Sıra sıra geleyim tekrar. Ecem'le devam edeyim. Buyur Ecem. Evet hocam. Doris boşluk. Is Julia's birthday party? It's on. It is on 27th of March. Yani 27 Mart'ta doğum gününün olduğunu söylüyor. O zaman ne zaman dememiz lazım? Hocam B olacak. Ben. Evet aynen öyle. When çünkü ne zaman demekti. Peki sırada şu anda bakalım Ceren var. Sonra da Nehir'e söz hakkı verelim. Hocam orada evet orada hocam, bir parti. Dinner parti, öğlen parti. Dinner akşam yemeği partisi. Akşam yemeği partisi organize ediyorum demiş. Hangisi uygun değil? Şuraya dikkat et, uygun olmayanı bulacaksın. Tamam hocam. Hocam A'da misafirleri listeli gibi bir şey diyor galiba ya da çağırıyor. Evet. Konuk listesi güzel. Hocam arrange ne? Arrange ayarlamak, yani müziği ayarla demiş. Hocam müziği ayarlı da olabilir. Güzel. C'de prep loss of food. Yemek hazırla demiş orada. Hocam zaten bu da olabilir. Evet güzel. Zaten dinner party, akşam yemeği partisi. Bir de bir pijamaz demiş. Orada da pijamaları giymiş. Evet. Pijama ben. Aynen öyle. Çünkü pijamaları giymek bence mantıklı durmuyor. Çünkü pijama partisi değil arkadaşlar. Evet Nehir'le devam edelim. Buyur Nehir. Deniz, why don't you... Biraz düşünebilir miyim hocam? Tabii ki.
Hocam cevap C. Hemen bakalım. Şimdi Deniz'in sorduğu soru şu gençler. Why don't we give the party at your house? Yani senin evinde niçin bir parti vermiyoruz? Şeklinde bir soru yöneltmiş. Daha sonra da my parents don't like parties. Yani onun annesi ve babası partileri sevmiyormuş gençler. Sevmediğine göre bence iyi bir fikir değil. Yani that's not a good idea. Cevabımız A seçeneği olacaktı gençler burada. Peki hemen sıradan yine devam edelim. Şu anda Hatice'deyiz. Buyur Hatice. Annesi diyor ki bla bla milk is there in the fridge. Evet bak sütü vermiş zaten. Dolabında süt bir şey diyor. O da a little. Ne kadar diyeceğiz? O yüzden süt de sayılamayacağı için how much milk is there? Evet aynen öyle. Süper how much milk olacak. Çünkü sayılamayan olduğunu süper söylemiş oldun Hatice. Peki sıradan devam edelim. Şu anda kimde kaldık? Ecem'deyiz. Buyur Ecem. Evet hocam. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Wear a costume. Bu doğru eleniyor. Decorate the place. Bu da olabilir. Bunu da eleyelim. Eat beverages. Bu da olabilir. D. Hocam ilkin anlamını pek bilmiyorum ben. Arrange ayarlamak yani müziği ayarla demiş. Bence D de olabilir ama eat yemek demek, beverage de içecekler yani meşrubatlar. Şimdi bir tarafta yemek bir tarafta içecek var. Evet aynen öyle. Burası drink olması gerekirdi gençler. Yani hatalı olan C şıkkı olacaktı. Peki hemen sıradan yine devam edeyim. Şu an Ceren'de kaldık. Ceren buyur. Hocam Jim demiş. Sonra Jim last Saturday Hocam. Evet orada 8 yaşına girmiş. Hocam cumartesi günü girmiş galiba. Ve his parents had a birthday party for him. Ailesi onun için doğum günü partisi hazırladı demiş galiba. Güzel. Hocam burada geçmiş zaman ifadeleri kullanmış. Hocam bence C ya da A arasında kaldım ama bence ikisi de değil ama. Hocam o zaman D. Hangisi? D. Evet Bursa turned arkadaşlar. Yani 8 yaşına basmış, girmiş oluyor. O şekilde bir anlam ifade ediyor gençler. Peki hemen yine sıradan devam edeyim. Şu anda Hatice'deyiz. Buyur Hatice. It's my father's birthday tomorrow. Yani benim babamın doğum günü partisi var. Tomorrow yarındı değil mi? Evet güzel. I need to bla bla. Present'te hediye. Evet biliyorum. A olacak. Buy a present for him. Onun için hediye almalıyım. Evet çok hediye güzel. Aynen öyle. Yani bir hediye alması gerekiyor gençler. Peki şu anda kimdeyiz? Ecem'deyiz. Buyur Ecem. Ecem, Derek, are there any cafe in your town? Brad, yes. Evet, yani şehrinde, kasabanda kafeler var mı demiş. Kafeleri sayabiliriz yani kaç tane kafe varsa. B diye düşünüyorum. Pek emin değilim. Bence Bursa değil gibi. O sayılamayanlardaydı. Yani birkaç tane var anlamı çıkacak. C mi? Evet, aynen öyle. F'i var arkadaşlar. Yani birkaç tane var anlamında. Peki hemen sıradan devam edeyim. Şu an Nehir de katılmış. Nehir buyur. Görsellerin ateşini işaretleyiniz. Resimde B. İçecekler var. Evet aynen öyle. Yani meşrubatlar içecekler. O zaman B şıkkı cevap. Şu anda Hatice'deyiz. Burada bir sıralama yapacağız Hatice. Sence nasıl sıralayabiliriz? Yukarıdaki cümlenin doğru sanışını hangisini çekebiliriz? Bence ödünün 3 ile başlayacağız. Çünkü first ile başladığı için ilk önce first we should decorate the place. İlk önce biz yeri dekore edeceğiz. O yüzden 3 ile başlayacağız. C ve D'yi eledik. A ve B kaldı. Güzel. Biri sona atacağız. Çünkü finally son olarak dediği için evet. Cevabımız direkt A olacak. Evet aynen öyle gençler. Direkt A şıkkı cevap olarak çıkacaktı. Hemen sıradan devam edeyim. Ecem'le devam edelim. Burada bakın butter vermiş tereyağı yani sayılamayan bir şey gençler.
I need to go to the supermarket. There isn't any. Evet, aynen öyle. Yani dolapta hiç ne olmadığını söylemiş. Tereyağının olmadığını söylüyor. Süper. Evet, burada bir yoklama alayım arkadaşlar. Yoklamayı almadan dersten çıkmayın boşuna. Önce bir yoklamamızı alalım. Şu anda 10 kişiye düşmüşüz. Normalde sayımız fazlaydı. Hocam, yoklamayı şey mi yazacağız? Çete mi yazacağız? Çünkü ben unuttum da yazmayı. Tamam, ben yoklamayı aldım. Yani çete yazdırıyorum ki, çünkü ders kayıt altına alırken gençler böyle hata olursa hem chat bölümünden bakıyorum hem de fotoğraftan bakıyorum hata olmasın diye. Şu anda gerek yok, yani ben yoklamamı aldım. Peki, bir sonraki derste görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz efendim.